Medine'nin gülünü bekleyen Müslümanlar o güzel, o güzide-i beşeri hicret esnasında şu ifadelerle anıyordu. Seniye-i vedadan bir ay doğdu. Her dua ve davette bulunan, dua ve davette bulunduğu müddetçe üzerimize şükür vacip oldu. Evet, Toronto Kutlu Doğum Korosu alkışlarınıza Tala al-Bedru Aleyna ile başlıyor. Gel ey Muhammed, bak. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Türk halk müziği sanatçısı Fethi Erdem, Gelseydin şiiriyle huzurlarınızda. (Gülüyor)
Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniriz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniriz. Senin huzurunda seks yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin alınınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım, rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye. Hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdüm. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yenik teşrif etmişsin gibi, ışıl ışıl uyuyasın diye. Seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde 25'inde bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayan, arsayan yiğitler görecektin. Onlar senin yiğitlerin. Elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken senin köyünün hayaliyle ısındıran. Gelseydin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asr-ı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı. Yine senin ikliminde yetişen, ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyrettim. Hazreti Vahşi gibi. Hani sen, hani İsaadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i, pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz. Fethi Bey'e çok teşekkür ediyoruz bu işli şiirinden dolayı. Şimdi seslendirilecek parçanın çok güzel bir hikayesi var. Güllerin Efendisi.
Gel o bayıltan renklerin de gönlüme dökül. Vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Güllerin efendisi, bunun yazarı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bir gece rüyasında görüyor. Ve diyor ki Peygamberimize, ya Resulallah ben bu besteyi çok seviyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona, evet ben de diyor bu parçayı çok seviyorum, güllerin efendisini çok seviyorum ve onun okunduğu her yere teşrif ediyorum diyor. Zaten hadis-i şeriflerde ben diyor benim adımın anından yerlere teşrif ederim. Öyle ümit ediyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi belki de bizim işimizdedir ve şimdi Türk sanat müziği sanatçısı Murat Baki Ceylan güllerin efendisini seslendiriyor. Thank you.
Müzik.